giderken Bulgaristan'a yani onu... Bırçıt ve Bırçıtkalar herkese selamlar. Çoktandır bir videoda sizlerle buluşmadık. Şimdi hepinize hoş geldiniz diyorum. Seçim var yine Bulgaristan'da, seçim. 4 yılın içinde 7. defa seçime gidiyoruz. Yani küçücük bir ülkede, ülkeye durmuş durumda. 4 yıldır ülke çalışmıyor, devlet çalışmıyor. Devlet kurumları çalışmıyor. Özel sektör ona göre devletin adımlarını bekliyor, kanun değişikleri bekliyor. Dış yatırımcılar aynı şekilde istikrar olmayan bir ülkeye yatırım yapmak istemiyor. Ülke içinde ne oluyor? Ülke içinde partiler birbirini adeta mıncıklıyor. 4 yıldır 7. defa 7 milyonluk bir ülkede Avrupa Birliği ülkesi bir türlü hükümet kurulamıyor. Bu konu tabii ki önemli ama bizim için, Bulgaristan'da yaşayan Türkler için daha da önemlisi, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Türk Partisi olarak tabir edilen Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi ikiye bölündü. Bir tarafta Delian Peevski var, diğer tarafta da Ahmet Doğan var. 90'dan bu yana DPS'de, Hak ve Özgürlükler'de o ne derse o olan kişi Ahmet Doğan. Ama bu defa Çetin Ceviz'e çarptı. Daha önceki gibi Mestan'da olduğu gibi, Lütfi Mestan, Kasım Dal veya diğerleri olduğu gibi onları bir şekilde ezip yan tarafa atamadı devletin gücünü kullanarak. Şimdi tam tersi oluyor. Delian Peevski devletin gücünü kullanarak Ahmet Doğan'a karşı bir hamle yaptı ve ciddi bir hamle. Şu anda Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin milletvekili sayısı yarısı Delian Peevski'yi destekliyor, yarısı da Ahmet Doğan'ın yanında. Yarın kim nereye geçer şu anda bir şey söylemek çok zor. Aynı şekilde belediyeler içinde Hak ve Özgürlükler'in 40'a yakın belediye başkanlığını almış durumda Bulgaristan'da. Yani 40 tane belediye başkanı Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nden. Bu 40 belediye başkanından 20'si yine Delian Peevski'yi destekliyor, 20'si de Ahmet Doğan'ı destekliyor. Peki ne olacak? Yani seçimler 27 Ekim'de, tekrar seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı yarın sabah imzalayacak kararnameyi. Kimse bilmiyor. Yani Ahmet Doğan'ın partisi, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi mi Yüksek Seçim Kurumu'na kayıt yaptıracak seçimlere katılmak için kök olarak, veya Delian Peevski'nin partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi kaydını yaptıracak Yüksek Seçim Kurumu'na. Kanunen iki tarafta kaydettirebilir. Bildiğiniz gibi şu anda Hak ve Özgürlükler'in iki başkanı var. Eş başkanla idare ediyor. Birisi Cevdet Çakırov, diğeri de Delian Peevski. Yani Cevdet Çakırov ne kadar ağırlığı varsa partide, Delian Peevski'nin de o kadar ağırlığı var. Ancak küçük bir ayrıntı var. Delian Peevski neredeyse devleti ele geçirmiş durumda. İçişleri Bakanlığı, savcılık, polis, istihbarat. O yüzden de Doğan'ın işi birazcık zor. Doğan'ın son videosunu izledim. Yaklaşık bir dakikalık bir video. Fazla düşünceliydi. Bakışları çok da psikolojik olarak normal bir kişinin bakışlarına benzemiyordu. Bir dakikalık videoda 5 defa kesilmişti. Yani orada ne kesildi, ne atıldı, nasıl bir montaj yapıldı bilemiyorum tabii ki. O toplantıda bulunanlar daha iyi söyleyebilir. 27 Ekim Şimdi seçime gidiyoruz, parlamento seçimlerine gidiyoruz. Ancak Türklerin partisi Hak ve Özgürlükler Delian Peevski'nin elinde mi kalacak, yoksa Ahmet Doğan'ın elinde mi kalacak? Şu anda bunu kesin size kimse söyleyemez. Diyeceksiniz ki Ankara kimin yanında? Doğan'ın mı yoksa Peevski'nin yanında mı? Ankara şu anda sessiz. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi nasıl sessizse Ankara o şekilde sessiz. Daha önceki büyükelçiyi tanıyorsunuz, Aylin Sekizkök. İnsanlarla görüşüyordu, değişik kesimlerle toplantı yapıyordu Türk toplumuyla. Yeni gelen büyükelçi herhangi bir adım atmadı şu ana kadar. Gerçi yeni atandı Sofya'ya. Bundan sonra ne yapar hep birlikte göreceğiz. Ancak dediğim gibi ne Ankara ne de Sofya'daki büyükelçilik herhangi bir işaret vermedi. Doğan'ın yanında mı yoksa Peevski'nin yanında mı? Bırçıt ve Bırçıtkalar, kalın sağlıcakla ve her zaman diyorum kendinize iyi bakın.